bir cihazın içine konulmuş bomba var. Fiziksel bir saldırı bu. Konulduğu cihazın basit bir teknolojik alet olması, bunu elektronik harp, teknolojik harp veya siber saldırı yapmaz. Yani özetle çağrı cihazlarının içine bir patlayıcı koymuşlar ve onu uzaktan patlatmışlar. Bu kadar basit. Buradaki farklı olan tek şey sayının çokluğu. Yani toplu bir alım yapılmış, toplu alımın haberi alınmış ve her birinin içine patlayıcı yerleştirmişler. Yani burada herkesi şok eden durum bu. Yoksa bu cep telefonlarının içine konulup bomba, patlayıcı konulup insanları öldürmekten farklı bir saldırı değil. Komutanın veya yetkili yöneticinin, Hizbullah ve Hamas'ın çok sayıda yönetici ya da liderinin, komutanının hep böyle telefonla yerlerinin tespit edildiği, hedeflenerek öldürüldüğü bir olay görüyoruz. Bunun en son perdesi de telsizlerin ve çağrı cihazlarının kullanılarak çok sayıda kişinin bertaraf edilmesi, çok sayıda savaşçının bertaraf edilmesi olmuş. Benim gördüğüm kadarıyla bu birazcık korku yaratmaya da yönelik. Ne bileyim, yok güneş panelleri patladı, televizyonlar patladı, bilmem ne patladı. Yani bu kadar televizyonları falan patlatacak bir şey, teknoloji nasıl olur? Ben şu ana kadar duymadım, bilmiyorum. Biraz anladığım kadarıyla Mossad veya İsrail kendine bir güç de gösteriyor. Hizbullah'ı vazgeçirmek için, pes ettirmek için diye düşünüyorum. Yani şu anda düşünün, 5.000 tane cihaz sipariş edildiği söyleniyor. 5.000 cihazın neredeyse 3.000 küsuru yaralama yaptı. Bunların büyük çoğunluğu da ağır yaralı ya da öldü. Bütün bunlardan ötürü sayılarını bilmediğimiz Hizbullah üyesi devre dışı kaldı. Dolayısıyla hala devam edecekler mi? Hani cevabımız çok korkunç olacak falan gibi şeyler söylüyorlar ama yani ne cevap verecekler? Ben de merakla bekliyorum. Tabii bu saldırı önemli bir saldırı. Tabii teknoloji sürekli gelişiyor. Çok farklı aşamalara geçilebilir. Yani yapay zeka kullanılarak ya da daha farklı tekniklerle daha farklı saldırıların gerçekleştirilme ihtimali mümkün. Saldırı yani başka bir aşamaya geçmiş derken evet yani şu ana kadar görülmüş benzeri yaşanmış bir saldırı değil. Burada istihbarat teknikleri yani istihbarat bilgisi teknik imkanlar yeni teknolojiler bunların birlikte kullanımının sonucunda gerçekleşmiş bir saldırı olduğunu görüyoruz. Tabii bunun bir şeyi var. Bunun bir limiti var ve İsrail göz göre göre bile bile böyle bir kara saldırısına başlayabilir ama bunun çok geniş çaplı 1982'de Beyrut'u işgal ettiği dönemde de yaptığı gibi çok geniş ölçekli, Lübnan'ın yarısını işgal edecek geniş çaplı bir işgal değil. Daha çok Litani Nehri'ne kadar ya da Güney Lübnan'ın çok cüzi, çok kısmi bölümlerini ele geçirecek ya da orada bir tampon bölge oluşturma amaçlı bir sınırlı bir kara harekatı başlatabilir. Buradan yola çıkarak şöyle yani bu savaşın nereye gideceğiyle ilgili şunu söylemek lazım. Bu iki devlet arasında gerçekleşen bir savaş değil. Hizbullah bir devlet değil ama Lübnan devletinde oldukça etkili. Hükümetin ve ordunun desteğini arkasına almış. Ve 2006 yılından sonra kendini çok daha fazla geliştirmiş. Hem teknolojik hem istihbarat anlamında hem askeri anlamda bir örgüt. Özellikle tünelleri çok etkili kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla
Yani füzeleri de o tünellerde saklıyor zaten. Dolayısıyla her ne kadar İsrail, Hizbullah üst düzey komutanlarını şu ana kadar çok sayıda üst düzey komutanı öldürmüş olsa da yani bu nihai anlamda İsrail'in bu savaşı kazanacağı anlamına gelmiyor. Düşük yoğunluklu savaş nereye kadar devam eder? Nereden itibaren daha geniş çaplı bir savaşa dönüşür? Kırılma noktaları nerede oluşur? Bunu bilemiyoruz ama şunu ifade etmek lazım. Kara Savaşı'nda İsrail her zaman daha dezavantajlı konumda olacaktır. Nitekim Gazze'de de Hamas'a karşı verdiği savaşta ya da yaptığı saldırılarda Hamas'a çok büyük kayıplar verdirmesine rağmen Hamas'ın kendini yenileme kapasitesini bütünüyle ortadan kaldıramadığını gördük. Dolayısıyla İsrail ne Gazze'de ne de Kuzey'de ortaya koymuş olduğu hedeflerin hiçbirisine ulaşabilmiş değil. Bu da tabii Netanyahu'yu çok daha radikal, çok daha provokatif saldırılar yapmaya itti şu ana kadar. Bundan sonra da bu tür saldırılarını devam ettirebilir. Nitekim bugünkü açıklaması ya da dünkü açıklamasında açıklamasına yansıyan gerilimi hissedebiliyorduk zaten, hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bu tür provokasyon saldırılarını sürdürme eğiliminde olacağını söyleyebiliriz. Ama her şey Gazze'de ateşkese bağlı. Gazze'deki ateşkes de büyük ölçüde Amerikan seçimlerine bağlı. Netanyahu Trump'ı destekliyor. Trump'ın kazanacağını umut ediyor. Amerikan seçimlerine kadar bu savaşın, bu çatışmaların giderek artan bir dozda süreceğini söylemek mümkün.